Çünkü kontroller üzerinden devam edeceğiz. Silverlight'ta sık kullanılan, hatta VPF teknolojisinde diyelim, aynısı VPF'te de var. Border nesnesi var. Border kenarlık için kullanılıyor. Mesela herhangi bir kontrol vesaire yaptınız, kendi tasarımınız var filan. Burada bir çerçeve yapmak istiyorsunuz. Bu çerçeveye renklendirme yapacaksınız, bir şekil vereceksiniz vesaire. Bunun için border nesnesi kullanılabilir. Bu amaçla kullanılıyor. Renklendirilecek alan olarak kullanılabilir gibi diyebiliriz. Kullanımı basit. Öncekileri kapatalım. Daha önce bir problem yaşandı. Bu sayfaların isimlerini kontrol ismi vermeyin. Mesela border şeklinde verirseniz kontrollerde sorun olur. Çünkü sınıfı kullanırken bu sınıf aslında sınıf mı yoksa nesnenin kontrolün kendisi mi? Yani senin oluşturduğun page mi, onun sınıfı mı yoksa kontrol mü? Bunu bilemez. O yüzden bu şekilde bir isimlendirme yapmanız gerek. Border SL mesela ya da Border Page gibi. Yine bir grid oluşturalım. Row Definition içerisinde iki tane satır olacak. Hatırlarsanız bu sayfayı varsayılan olarak çalıştırmak için app XAML'ın CS tarafında bunun CS'inde Application Startup'ın Root Visual Properties'ine ben kendi şimdi oluşturduğum sınıfın adını vermem gerekiyor. Bunu oluşturacak. Sadece bir çerçeve oluşturdu aslında, kenarlık. Buna renk verdik. Border thickness özelliği var. Şu kenarları ne kadar kalınlıkta olacak? Ben 5 dediğimde bu şekilde 5 piksellik kalınlık oluşturdum. Oraları istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Bu imleci hatırlıyorsunuz dünden. Weight cursor'ı. Silverlight'ta bunları da yönetebiliyorduk. Mesela yukarıda görebiliriz. Şimdi 15 yaptığım zaman bakın kenar kalınlıkları daha da arttı. 5 olarak kalsın. Başka Corner Radius diye bir özellik var. Bu da işinize yarar.
Mesela 3 dedim. Şu an fark edemediniz farkı. 10 dediğim zaman kenarlara bakın. Bakın kenarlar sürekli yuvarlanıyor. 0 dediğim zaman hiçbir şey yok zaten. Bunu koymamışız gibi. Ama 20 dediğim zaman kenarları yuvarladığını görebiliyoruz. Şöyle. Bakın Silverlight yani VPF teknolojisinin bu kadar güçlü olmasının temel özelliklerinden birisi şu. Bakın buraya tıkladım. CTRL'ye basılı tutarak mouse'un tekerleğiyle yukarı ileri doğru itelediğim zaman zoom yapıyorum buradan. Şu köşelere bakın. Normalde Windows formda vesaire nedir? Bunların piksellerini görürsünüz. Kare kare. Zoom yapsanız bile. Burada göremezsiniz. Çünkü bunun mantığına ters. Bunun mimarisi ona izin vermez. Bunun da sebebi kullandığı arka plandaki DirectX teknolojisiydi. VPF'in. Bu şu şekilde yapılıyor. Siz ne kadar büyütürseniz büyütün bir vektörel matematiksel hesaplama yapıyor. O an dinamik olarak senin istediğin görseli tekrar oluşturuyor. Normal piksel mantığında değil. Pikselde zaten piksel sayısı bellidir. Ona göre işlem yapar. Buradaysa vektörel çizimler yaptığı için anlık matematiksel hesaplamalarla bunları üretiyor. O yüzden de buradaki kenarlıktaki o noktaları, kötü görünümü falan burada göremezsiniz. Bakın geriye alıyorum. Ne kadar fazla zoom yapmışız? %6400 zoom yapmışız şu an. Şu kenarda görünüyor bakın. Zoom özelliği. Bunu geri alıyorum yavaş yavaş. 3200, 2400, 1600. Normal hali fit all dediğim zaman şöyle %100 bu şekilde normali buydu. Biz bunun dibine kadar girdik. Bu ne işinize yarar? Bir kere görsel kaliteyi zaten biliyorsunuz. Kalitesi yüksek uygulamalar geliştirirsiniz. Ayrıyeten bunun en dibine kadar girip herhangi bir işlem yapabilirsiniz. Yani şu en uç köşeye kadar işlem yapma özelliğiniz oluyor. Müdahale edebiliyorsunuz. Ya da bazen özel kontroller falan geliştirmeniz gerekiyor. Bunların üzerinde çok minimal değişiklikler, düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. Bu sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Bu VPF'de de var aynı şeyi. Burada gösterdim, orada da kullanabilirsiniz. Bu bizim temel özelliğimizdi. Mesela K down, K up eventi. Bunları kullanabiliriz. Bildiğimiz kontrol. Ben bunu isim verdim. Border 1. CS tarafına geliyorum. Şurada bunu tetikleyeceğim. Border 1 mouse enter olsun. Message box. Dikkat ederseniz bu aslında Windows Form'da kullandığımız message box değil. Yani mantık olarak olamaz. Burası web tarafı.
ama aynı sınıfın aynı metodu olarak yapmışlar. Biz burada kullanabiliyoruz. Bakın mouse enter üzerine geldiğim zaman tetikleniyor. Tıklamıyorum burada. Üzerine geldi. Üzerinden ayrıldı. Aslında bunu tam fark ettirmiyor mesaj box olduğu için. Çünkü diğeri kapanmadan aslında ikisi de tetikleniyor. Bunu nasıl yaparız? O da basit. Mesaj box yerine text block koyarız. DBL mesaj olsun. Bit vermezsek tam genişliği alır zaten. O yüzden şimdilik önemli. Horizontal alignment, center, vertical alignment da top olsun. Tepede görünsün. Üzerine gelince, üzerinden ayrılınca bu şekilde dinamik işlemler yapabiliyoruz. Mesela ekranın koordinatlarını, sayfanın koordinatlarını alabilirsiniz. Ona göre işlem yapılabilir. Bu nerede kullanılabilir? Ekranın koordinatlarını alma. Oyunlar değil mi? Oyunlarda çok işinize yarayacak. Mouse nerede? Ne yapıyor? Mesela bir yılan oyunu. Diyelim bir nesne yaptın. Yılan şeklinde. Bu mouse'u takip edecek. Sen mouse'un imlecini takip ettireceksin. Gerisine karışmayacaksın. Koordinatları alıp vereceksin. O kendisi ekranı çizmeye başlar. Gibi. Mesela çizim işlemlerinde çok rahat işlem yapılabilir. Böyle bir çalışmada bulmuştuk. Mesela şöyle nesneleri çizim üzerinden yapıyorsunuz. Bir dinamik olarak hesaplama yapılan bir alan düşünün. Bir şeyin çerçeve hesaplamasını yapıyorsunuz. Örneğin işte bu odanın boyutlandırılması vesaire. Bunları yaparken nesneleri oluşturursunuz. Bunların matematiksel bir karşılığı olur. Onların işlemlerini yapabilirsiniz. Sürükle bıraklarla nesne boyutlandırmalarıyla falan rahatlıkla Silverlight bunları yapabilir. Şimdi bu border'ı açıklama satırı yapayım. Şurada. Yaparsak bunlar
şey olacak, onları da kapatmam lazım. Yani kenarlık fırçası rengi. Dün fırçaları anlatmıştım. Aqua. Kenarlık kalınlığı, thickness. Bakın bu property bizden bir thickness alır. Bunu programsal tarafta yaparsanız bu şekilde yapmanız lazım. Border thickness 4. Margin 6, background gray. Bunun içerisine bir şey koyacağım. O yüzden neslemin içini açtım. İçerisine bir buton yerleştirdim. XName BTN düğme 1. Content tıkla 1. Grid row 0. Bakın ekranda iki tane dev buton var. Ama bir tanesinin arkasında bizim border'ımız var. Diğerinde hiçbir şey yok. Bir renklendirme olarak kullandık bunu. Bunu yapmak için de border nesnesinin içerisine dedik ki bir buton atıyorum border içinde. Bunun rengi şu, özelliği bu. Sen bunun içerisinde buton göster. Şimdi de uygulamalarda daha sık kullanacağımız şu date picker nesnesi falan vardı. Date picker kullanalım mesela. Tarih işlemleriyle ilgili. Date picker eser.
kontrolü burada yok. Sizde de çıkmaması lazım zaten. Bu şu an internette problem var, o yüzden gösteremiyorum. Ama şöyle çalışıyor. Toolbox tarafında aradın. Date Picker. Tamam. Toolbox'ta var. Bu bir SDK olarak geliyor diyelim. Toolkit olarak. Buradan kullanmamız lazım. Kullandığımızda ufak bir fark göreceğiz. Sürükleyip bıraktım buraya. Bakın başında SDK yazdıktan sonra DateBreaker oluşturdum. Bunun nedeni şu. Yukarıda şurada bir SDK namespace'i tanımladı. Bunu sürüklediğim zaman yaptım. Çalıştırabilmek için. Bu olmazsa zaten SDK'nın bir anlamı yok. XML mantığına göre. Bunun nedeni şu. Microsoft VPF, Silverlight'ı falan geliştirdiğinde bir de bunlara ekstra araçlar gerekiyordu. Mesela data grid, veriyi listeleme. Önceden ilk çıktığı zaman böyle bir kontrol yoktu. Bunu geliştirme işi normal geliştiricilere kaldı açıkçası. Ondan önce sıkıntılıydı. Sonradan daha esnek kontroller geliştirebilmek için Microsoft Silverlight VPF takımında çalışanlar, yani Microsoft yazılım mühendisleri onların geliştirebileceği sadece open source bir proje başlatıldı. Buna da örneğin Silverlight Toolkit, VPF Toolkit ya da Windows Phone X Toolkit diyelim. Bunlar başlatıldı. Bunlara sadece işte Microsoft geliştiricileri, mühendisleri erişip yeni kontroller ve düzenlemeler yapabiliyordu. Ama biz bunları açık kaynak ve ücretsiz olarak kullanabiliyoruz. Bu da benzer o kontrollerden birisi, DatePicker. Daha birçok kontrol var, işte DataGrid dedim. Bunlar bu şekilde. Tabii belli bir süre sonra bunlar Microsoft Silverlight içerisine de dahil edebiliyor. Yani yıllarca kullanıldıktan sonra artık bu oldu, bunu dahil edelim şeklinde bir durum da var. Genel olarak bilgisayarınıza Visual Studio 0 olarak kurduğunuzda bu toolkit'i yeni versiyonunu kurmanızı öneririm. VPF ya da Windows Phone Silverlight fark etmiyor. Biz burada DatePicker'ı kullanacağız. Bunun için de XName verdim gene. DatePicker. Listbox ekledim. Yukarıda seçilen tarih benim alttaki listbox'ıma eklenecek sürekli. Bunu daha önce calendar'da yapmıştık. Hatta VPF'de de gösterdim copy paste ile. Şimdi kod tarafına geçelim. Burada tetiklemem gereken event DatePicker'ın selected date changed, seçili tarih değiştiğinde yapılacak işlem. Öncelikle listeyi bir temizle bir şey eklediğim zaman. DST item'ına ekle. İyi. Seçilen yıl. DatePicker. Selected date. Value. Year. Ay ve gün. Thank you.
yukarıda istediğim gibi geldi. Tıkladım yanındaki ikona. Seçtim. Altındaki list box'a ekledi. Yıl bu, ay bu, gün bu. Başka bir şey seçtim. Listeyi temizledi clear ile. Yenisini ekledim. Şimdi bir daha VPF projesi açmaya gerek yok. Mantık aynı. Copy paste yaptığımızda çalışır zaten. Kod tarafı şu şekilde. Listeye eklediği için temizlik yok. Şimdi de projelerde sık kullanılacak farklı bir kontrol daha kullanalım. Mesela bir şeyin üzerine geldik. Şuradan. Bakın bir açıklama çıkıyor. Class Serverless Controls app. Bu bir tooltip. Bize hızlı bir şekilde açıklama getiriyor. Bakın açıklama geldi bununla ilgili. Vesaire. Bu tooltipi Serverless'te kullanabiliriz. Burada her zamanki gibi kullandığım bir grafik vardı. Help button. Bunu kullanacağım. Bir basit versiyonu üzerine yazı yazma. Bir de tooltip üzerinde resim göstermeyi göstereceğim. Öncelikle iki tane buton yapalım. Thank you.
yaklaştığın, onun için de margin veririz. Şimdi tooltip 1 üzerine geliyorum. Bu düğmenin bir tooltipi var. Metin olarak geldim. 2'ye geliyorum. Grafik resmim geldi. İsterseniz buna tıklandığında video oynatın. Fark etmiyor, hiçbir fark yok. Hatta şurada birkaç tane video oynatın. O da fark etmiyor. Aynısını VPF'de yapabilirsiniz. Ki bunun ne kadar kullanışlı olacağını tahmin edersiniz zaten. Bu şekilde tooltip seçeneklerimiz var. Dikkat ederseniz bakın bunun kod tarafını göstereceğim. Tamamen grid kullandık. Düzeltiyorum. Stack panel kullandık. Yani ben buraya istediğim tasarımı yapabilirim. Olmadı ben bunu değiştiririm. Grid yaparım. Şunu kapat. Burada column definition width'ine bu taraf kısa olsun biraz. Mesela kenarlık büyüklük falan vermediğimiz için böyle
müthiş iğrenç bir şey oldu ama işimizi gördük. Bunu daha da düzenleriz. Bir kere gridin genişliği yok. Ne yapsın fakir? Genişliği 200. Yüksekliği de 200 dediğimde. Evet. Müthiş oldu. Sol tarafı 60 olsun. 140 kalıyor. Bu da 140 olsun. Yükseklik de belirtelim. 50'ye şimdi biraz daha bir şeye benzedim. Bu sefer fazla, grid fazla oldu yüksekliği falan. O yüzden problem çıktı. Ama genel olarak demek istediğim basit bir şekilde tasarım yapabiliyoruz. Bakın mesela yüksekliğin toplamı 200 ama ben her satıra 50-50 verdim. 100'ü boşa kaldı zaten. Oraya ne yaparım? O zaman bir 50'lik de butona atalım. Sonra diğer 50'yi keselim. Content. Giriş yap. Bu da kolon 1 satır. Buna satır yapmadık mesela. Şu satırı da arttırmam lazım ki son olarak şurada 200 verdiğim için gene 50 fazla kalacak. 150 verdim yüksekliği. Şunlar 150 tamamlayacak. Bunlar da genişliğin 200'ünü tamamlıyor. Şimdi buradan olmaz. Yanlış. Evet. Sol tarafın kullanıcı adı vesaire biraz daha düzeltilebilir. Biraz kısa olmuş, dar olmuş. Ama işe yaradı. Şöyle o gecikmeyi yani süreyi artırmak isteyebiliriz. Mesela ben derim ki işte duration'ı şey olsun. Tooltip açıldığında 5 saniye beklesin. Çok fazla içerik de gösterebilirsiniz çünkü video olabilir. Videonun boyutu üzerinden hesaplama yaparsın. 10 saniye görünecekse yani video 10 saniyeyse tooltip'te yapacağınız tooltip'te ilk açıldığında video oynamaya başladıktan sonra 10 saniye bekletirsiniz tooltip'i. Bu sorunu çözmüş olur. Yani o kısımda da esneksiniz. O bekleme olayından.